Çekil şuradan. Ben bunu bir yerden tanıyorum ama nereden? Ağlamak istiyorum, ağlamak istiyorum. Korkma Rambo, korkma. Şimdi memur gelecek ve hepsini mıhlayacak. Ne kokladı Zeyno abla ya? Şahane var ya, şahane bir maceranın ortasındayız, görmüyor musun? Ne? Ne? Aynı filmlerdeki gibi Bergin teyze şimdi uçup birine bir kafa, öbürüne de böyle bir tekme. Deli bu. Aman Berk, bir de sen karıştırma ortalığı, durdurduğun yerde. Kaçarım bu fırsat Berkin teyze. Kahraman olursam polis akademisine de sınavsız da alırlar beni. Bir plan yapmam lazım Berkin teyze. Berkçiğim bak beni dinle. Sakın kımıldama yerinden. Anladın mı? Oyun değil bu, adamların şakası yok. Berkin teyze yüzüme iyi bak. İstek dışı Bruce Willis'leşme yaşıyorum şu an. Asıl benim iş yakam. Tamam sen sabır ver. Nerede kaldın memurim? Nerede kaldın be oğlum? Gel kurtar be! Cem şunu alıp Belgin ablayı bir arasana. Niye? Zeynep'i mi çağıracağız? Adamları teslim olmaya ikna etsin diye. Aha, şaka gibi değil mi? Cem ne oldu? Çalıyor ama kimse açmıyor. Biliyordum abi, biliyordum abi. Baba sakin. Belki çarşıya, pazara bir yere gitmişlerdir. Dur bak, bir de arıyorum işte. Çok abartıyorsun Memoli. Koskoca İstanbul. Her olayın, her kargaşanın içinde Zeynep olacak diye bir şey yok ya. Başak doğru söylüyor Memoli. İddiaya girer misiniz? Akşam yemeğine. Hayır. Hadi be Haydar, bitmedi mi daha? Abi az kaldı, az. Pardon soyguncu bey. Önce şunu yatırsaydın da sonra soysaydınız bankayı. Son günü biliyor musunuz? Kış vakti elektriksiz kalmayalım yani. Her bankada bir çatlak yani, çıkmak zorunda mı ya? Aa, isterseniz şöyle yapalım. Siz nasılsa bankayı soyuyorsunuz. Parayı ben size direkt olarak vereyim. Siz mührü basın. Ha? Üstü de kalabilir. Yeter! Ağız tadıyla bir soygun yaptırmadınız be. Geç şu tarafa. Geç! Kızmayın, tamam kızmayın. Ne oldu? Bu abla. Kim? Aman. O beni kaçıran adam var ya hani, soyguncu hani, banka soyarken beni aldı ya, götürdü ya hani. Memoli yakaladı ya hani. Aman. Eyvah, bankayı soyan adam o. Aynısı o, gene banka soyuyor. Ne zaman çıktı ki bu içeriden? Nereden çıkabilir canım, delirdin mi sen? Kaçmıştır muhakkak. Eyvah. İnşallah bizi tanımaz abla. Dön bu tarafa, dön bu tarafa, dön bakma. Dün sana demedim mi git yat o şunu. Hep senin yüzünden bir sürü ceza ödeyeceğiz. Ya anne ya, burada polisiye bir olay yaşıyoruz. Maceranın ortasındayız. Sen hala elektriklisin, sudasın. Beni delirtiyorsun ya. Hadi şöyle. Hadi şöyle. Ay, ay. Ah Hüsnü Hanımcığım. Ah. Ay haklısınız. Sizi de ben soktum bu bankaya. Yok yok, kabahat sizde değil. Ben buradayım ya, ondan bütün bu belalar geldi başımıza. Nasıl yani? Memolet diyor ki. Şşt, sus Zeynep. Şaka yapıyor aklı sıra. Sus. Şaka yapıyor. 5133 merkez, 5133. Dinliyorum 5133. Olay yerine intikal ediyoruz. Son durum hakkında bilgi verin. Bütün ekipler yolda. Durum hassasiyetini koruyor, tamam. Anlaşıldı merkez. Son bir şey daha. Dinliyorum, tamam. Olay yerinde Memoli Memoli diye ağlayıp bağıran bir rehine bulundu mu? Anlaşılmadı, tekrar edin. Olay yerinde diyorum. Neyse, boş ver, tamam. Cem arıyor musun? Yok baba, kimse yok. Cevap vermiyorlar. Eğer bu olayın içinden de köylü kızı çıkarsa onun bir uzaylı olduğuna inanmaya başlayacağım. Niye? Böyle doğaüstü yetenekleri falan var. Bir yerde bir bela oldu mu bir takım o garip aletleriyle yerini buluyor, tespit ediyor camdan bacadan. Nereden olursa hemen uçuyor olay yerine. Yarasa gibi, Batman gibi yani, Süpermen gibi. Görün bakın, kesin uzaylı bu köylü kızı. Hatta robot bile olabilir. Baba şu akıl hastanesine gideceğiz ya. Seni de bir gösterelim ha. Korkutuyorsun oğlum bizi. Ne? Hepsi tamam mı? Tamam abi. Bunları ne yapacağız? Herkes beni dinlesin. Biz şimdi gidiyoruz. Siz birkaç saat daha burada uslu uslu oturacaksınız. Eğer biri bir numara yapmaya kalkarsa, bağıran çağıran olur, polis gelir bizi yakalarsa, hepinizin yüzünü teker teker ezberliyorum. Eğer bir yanlış yapan olursa tek tek ziyaret ederim ona göre. Anlamayan var mı? Anladınız mı? Manyak doğru söylüyor valla. Böyle zırt pırt hapisten kaçtığına göre bizi de bulur. Sus. Ne dedin sen? Ben bir şey demedim. Ben ne diyeceğim ki ben? Banka dedim, soygun dedim. Baba, banka soygunu ne kadar eğlenceli bir şeymiş dedim yani. Dur bakayım sen. Sen şu çatlak kız değil misin? Hani şu polis mi ne olduğu belli olmayan? Yok abi, ne alakası var? Bizi karıştırdınız galiba. Ne karıştırıyor ya? O da biliyor senin polis olduğunu. Memoli'nin nişanlısı. Memoli mi nerede? Bana vurun onu. Tamam, sakin ol. Sıra ona da gelecek. Nasıl sakin olayım abi? Bizi içine tıkan adamın nişanlısı. Bak. Karşımızda. Tamam, sakin ol şimdi. Adın neydi senin? Zeynep. Yok abi, benim adım Zeynep falan değil. Benim adım...
Zeynel. Zeynel. Zeynel benim adım Zeynel. Babamgiller anam hamileyken olan çocuk bekliyorlar demiş. Onun için adını Zeynel koyayım demişler. Ben de önce de değiştirmemişler. Adım Zeynel kalmış öyle. Zeyno, Zeyno, Zeynep diye seslen bak. Ben dönüp bakacak mıyım? Bakacak geçer, mıyım? Geçer. Geç bak. Bakalım şuraya. Aman. Polisler gelince gelip çabuk tutalım. Dur dur bir dakika. Burada bir polis var. Hem de çok özel bir polis. Önce ondan başlamamız gerekiyor. Ya abi ne Gökte polisi ya? Gökte ararken yerde polis buldum onu. Ne polisi ya? Ben polis, ben bir kez polis kıyafeti giydim o kadar yani. O da kötü adamlardan kaçmak için. Yapma ya. Silahın nerede? Ne silahı ya? Dedemin silahı vardı. Onu da şey ettirdiler. Bana bak güzelim. Üstünü aramak zorunda bırakma beni. Gerçi bundan çok zevk alırdım ya. Ara şunu. Tut abi silahımı. Dön! Memoli'nin yapma ya. Nişanlısıymış. Ya abdelen bir şey var ya. Ya yapmasana ya. Aha ne abi silahım olsaydı sana o kadar söyledim değil mi ha? Sus. O kadar söyledim hepsini aklımı kim şimdi değil mi ha? Silah mı? Ya bir saniye Bergin teyze ya. Bir plan yapmam lazım. Plan yapmam lazım. Hep. Ya. Efendim. Al. Yapmasan. Al çocuğum al. Ya bırak ya. Bilme be. Dur yapma ya yapmasana ya. Sen bana inanmıyorsun değil mi? Bak sor Belgin ablaya sor. O da gidi polis kıyafetine. Aha. Ben polisim o da polis. Mi? Sizi de şöyle alalım efendim. Geç geç geç. Aman. Aferin Zeynep aferin kızım. Yok ablaya ben bir şey açıklamaya çalışıyordum bunlara. Hem sen demedin mi her yere birlikte gideceğiz diye. Bak Zeynep Hanım ne kadar doğru söyledi. Şimdi sizi göndereceğim yere de beraber gidersiniz artık. Abi o işi bana bırak. Lütfen ya. Buyurun komiserim. İki kişiyle çevrenin güvenliğini sağlıyor. Şef. Nerede kaldınız oğlum ya? Memo yine tersine girdi şef. Daha çabuk geliriz diye. Ya tamam tamam bırakın şimdi dalga geçmeyi. Durum nedir şef? Her zamanki gibi 3 soyguncu 4 de olabilir. 7-8 tane de rehine var. Etraflarını sardık. Hava sıcak. Şimdi teslim olurlar. Tamam. Müsaadenizle ben bir şeyden emin olmak istiyorum. Zeynep! Megafonu Zeynep! Ver. Zeynep! Al bununla dene bari. Zeynep! Memoli! Memoli! Abla Memoli geldi duydun mu? Görün bakalım şimdi ne olacak. Aynen abla, ne oluyor oğlum? Çok kurtulduk. Ne olacak abi işte polisler geldi. Gidelim demiştim size. İnanmadınız. Allah kahretsin. Allah kahretsin ya değil mi abi? Hem Memoli'nin o hesabı da görürse. Zeynep! Var mı? Duyusun diye şef. Ya var Memoli. Oğlum. Ne var? Oğlum şunu var mı diye yapmışlar ya. Kulağım mahvettin. Hiçbir şey duyamıyorum. Sağır oldum galiba. Çok iyi o zaman. Baloya seninle gelmiyor. Seni öyle sat. Hemen açılıverdi bakıyorum kulakların. Bir dakika bir dakika. Az önce ne diye bağırdın sen? Zeynep diye şef. Yani Zeynep içeride mi? Yoksa Beygin Hanım da mı içeride? Çabuk çabuk. Ay, tamam çabuk tamam. Çabuk içeri gelip getirin. Önce tamam, ben gireceğim. Hayır. Önce ben gireceğim. Derhal içeri giriyoruz. Hayır, derhal şef, içeri giriyoruz. Önce ben gireceğim. Bizimki batıl inanç sadece şef. Ne inanç? Ya batıl inanç. Hani kara kedi geçer de tahtaya vurursun ya onun gibi. Baba ne yapıyorsun sen ya? Tamam tamam tamam. Kesin şaklabandı. Burada çok ciddi bir olay var. Belgin Hanım'a Zeyno içeride. Tamam mı? Hayır kesin emin değiliz şef. Soygunu duyunca biz hemen Belgin Hanım'ı aradık. Baktık evde yoklar. Ey insan bela ve Zeynep kelimelerini otomatikman kafada birleştiriyor tabii. Beni de telaşlandırdınız. Merak etme şef. Memoli söyledi ya batıl inanç batıl inanç. Yoksa Zeyno bu binada olsa yangın çıkardı. Belki de adamlar kendi kendilerine teslim olurlardı Zeyno'dan kurtulmak için. Abi ne yapacağız şimdi ya? Sus be ne yapacağız ne yapacağız? Düşünüyoruz işte. Kimse kımıldamasın eller yukarı. Atın silahları çabuk olun. Dön önüne sen ne Cingöz? Sen nereden çıktın be? Anne bu soruya sen cevap vermek ister misin? Bilmem ki. Ama ne diyeyim ne yapıyorsun? Dur. Numara yok at silahını çabuk. Manyak mısın lan sen? Çabuk ol! Çökün yere çabuk! Zeynep abla al silahlardan birini. Ha ne? Şunlardan birini al dedim bebek. Bebek ne? Çabuk çök! Şimdi bana iyi bakın. Yüzümdeki Bruce Willis çizgisini görebiliyor musunuz? Bruce Willis affeder ama ben affetmem. Deli bu be. Şimdi hep beraber buradan çıkacağız. Kimsenin canı yanmayacak. Anlaşıldı mı? Hey bebek üstün başın nasıl görünüyor? Ne? Şimdi dışarıda kameralar falan vardır da. Şef izin ver gireyim içeri. Olmaz Memoli kimsenin hayatını tehlikeye atamayız. Buna seninki de dahil. Ama şef. Memoli o kadar kişiyle başa çıkmak kolay mı? Kolay mı soyguncuları dize getirmek? Çocuk oyuncağı Memoli. Kapı açılıyor komiserim. Ne var ya? Yürü! Yürü! Uykusuzluktan rüya görüyorum herhalde. Yok yok hayır.
Ben de aynı şeyi görüyorum. Baba Rambo değil mi bu ya? Yanındaki de Zeyno. Bak Memoli abi geliyor. Memoli. Sabah raporu masamda istiyorum Memoli abi. Ne? Allah'ıma bir şükür sonunda geldim Memoli. Ne işiniz var lan sizin? Ben sizi içeri tıkmadım mı? Biz kaçtık. Seninle yine karşılaşacağız Bay Memoli. Sen şu telefonunu değiştirdin mi? Bombacı. Alın şunları hemen alın. Vurma be. Şimdi her şeyi anlatmak için tam 10 saniyen var. Belgin ablayla ben şeye gidiyorduk. Biz onu ben sokağa çıkardım. Ben sokağa çıkardım onu. Hep bizim yüzümüzde. Hep bunlar için. Tamam tamam susun. Soyguncuları nasıl yakaladık ama? Aferin be köylü kızı. Aferin. Sağ ol. Kahraman o. Rambaberk. Söyleyeceğiniz her şey aleyhinize delil olarak kullanılabilir. Avukat tutmaktınız var. Avukatınız yoksa teşkilat size bir avukat sağlayacaktır. Ne diyorsun oğlum sen? Ne oldu Memoli abi? Ne yaptın oğlum sen? Ben ne yaptım abi? Sen 3 tane fevkalade donanımlı aynı zamanda sabıkalı soyguncuyu yakaladın. Ben mi abi? Evet. Hadi ya. Kolonya getirin çabuk. Rambo. Kolonya. Rambo. Erkan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.